Milliyetçiliğin insanlar arasında haset duygularını, istemezlik duygularını tahrik ettiği, geliştirdiği, bu suretle insanları birbirine dost, yakın yapma yerine düşman yaptığı da bilinen bir gerçektir. Biliyorsunuz, düne kadar yani 12 Eylül'e kadar çok taze bir örnekle Türkiye'de Ülkücü Hareket adı verilen hareketin Türk milliyetçiliği duygusu üzerine kurulu bir hareket olduğu hepinize malumu. Ve bu işte kim Türk milliyetçisi değilse ona düşmanlığı da beraberinde getiriyordu. Mesela bizim evimizin bulunduğu mıntıkada onlar hakim imiş veya hani onların kurtarılmış bölgesinde oturuyormuşuz biz. Veya biz otururken onlar orayı kurtarmış. Yani neyse. Efendim. Oğluma diyorlarmış ki daha çocuk o yaşlarda, o yıllarda 14 yaşında filan, babanın arabasını bombalayacağız. O diyormuş neden? Bizden değil, ondan. O kadar yani. Onlara düşman filan olman da gerekmiyor. Yani onlardan olmaman onların seni öldürmesi için tam geçerli bir gerekçe haline gelebiliyor. Yani milliyetçilik, ırkçılık, bir insanın yalnız kendini başkası istese de olamayacağı bir konumdan dolayı üstün veya aşağı görmesi, yaşayan tabiatına da aykırı, insanın fıtratına da aykırı. Kimse Kürt veya Türk olmayı kendi tercih etmiyor. Biliyorsunuz, bir insana neden Kürt, neden Türk, neden Çerkez deniyor? İşte Çerkez anne babanın çocuğuysa Çerkez deniyor. Efendim, Kürt anne babadan olmuşsa Kürt deniyor, Türk anne babadan olmuşsa Türk deniyor. Dolayısıyla o kimsenin Kürtlük, Türklük veya Çerkezliğin kazanımında hiçbir dahli, hiçbir emeği, hiçbir şey yok. Yani yeryüzünde kim anne babasını kendi seçmiştir ya da seçebilir? Hiç kimse. Zaten bunları düşünmeye başladığında filan anne babadan geleli kaç sene geçmiş oluyor. Yani diyelim 20 yaşında düşünüyordum. Bunu tayin etmek mümkün değil. Ayrıca yani insanlar diyelim ki yeryüzünde Türk olmak işte mutlu olmak için yeterli varsayalım. Ne mutlu Türk'üm diyene uyumuş ya Hazreti Mustafa Kemal Efendimiz. Parantez içinde nida. Ayrıca bunu söyleyelim mi yani? Peki DGM savcısına da sorduğum gibi dedim ya sen Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin savcılığını yapıyorsun. Buraya nerede pis iş yapan var? Yani kadın satandan tut ve kadın ticaretinden silah kaçakçılarına. Afyon bilmem ne yapandan tut casusluk yapanına. O ya bir sürü böyle önemli pis iş yapanları getiriyorlar. Dedim bütün suçlular Kürt mü? Hiç Türk çıkmıyor mu karşına? Hiç Çerkez, Abaza, Arap filan yani mesela. Şöyle olmaz olur mu? Dolu. O zaman dedim yani Kürt'ün de eşeği var, eşoğlu şeyi var. Türk'ün de eşeği var, eşoğlu şeyi var. Arap'ın da eşeği var, eşoğlu şeyi var. Yok mu arkadaş?